Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki ÖSYM tadında sorular 6 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABCD kare demiş. Hemen kare olduğu için şu eşitleri koyalım arkadaşlar. Ve sonra da 2 ve 3 birim olarak verilmiş arkadaşlar bize. E ne yapacağız hocam burada? DF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar DF uzunluğu içeride böyle e, karışık. Hani alfa dalsak da hadi dalalım diyelim. Alfa beta alfa beta. Burası da beta burası da alfa. Ya, e, genelde eşitler varsa hocam şu üçgen benzer ama hani biz eşitler olduğunda genelde böyle eş üçgeni tercih ederiz. Tamam. D noktasının zemin olan uzaklığı burada. Bizden DF uzunluğu isteniyor. D noktasının zemin olan uzaklığı bir tek burada değil ki. Hani şurada da şöyle zemin olan uzaklığı var. Ya da şurada da şöyle zemin olan uzaklığı var mı? Var. Bak alfa 90'sa burası beta. Beta 90 ise burası alfa. Şimdi bu üçgenle bu üçgenin benzerliği hatta eşliği daha çok işimize yaradığı belli arkadaşlar. E burada alfanın karşısı 3 ise şu üçgenler eş oldu. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada 3'tür. Hocam 2'yi kullanmadık. Bak bakayım şuraya. Burası 5. E, yukarısı da 5 değil mi? Dikdörtgenden dolayı. 90, 90, 90 ise burası da 90 olur. E, dikdörtgen oldu. 5 ise 5 olacak. Betanın karşısı 5 ise betanın karşısı. Burada da 5 yapar. Yani bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Toplam kaç yaptı? 8 yaptı. Birinci soru böylelikle ne oldu? CH oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de ABC'de dikdörtgenin biçimindeki bir karton AC köşegeni olunca kesilip ABC üçgeninin B köşesi ADC üçgeninin D köşesine C köşesi de AC üzerinde, AC üzerinde C üst noktasına A noktası A üst noktasına getirilerek şekil 2 elde ediliyor. Evet yani bunu kesmişler. Bunu böyle koymuşlar. Ardından bunun üstüne böyle bir şey koymuşlar. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığınız zaman hocam dikdörtgen olduğu için şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. E o zaman buradaki çizgi yani bu eş yapıları kullanıyoruz ya bir sonraki şekilde. Yani kenarların eşitliği ya da e, açıların eşitliği gerçekten önemli. Hani eş yapılarda onu kullanacağız. Nokta açısıysa e o zaman burası da nokta açısı. Hatta burası çizgi açısıysa buraya da çizgi açısı demeliyiz arkadaşlar. E o zaman ne diyelim arkadaşlar? Şöyle hocam şunlar birbirine eşit. Eyvallah. E şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Ve bizden ne isteniyor? A üssü C uzunluğu isteniyor arkadaşlar. E hocam bu bir 90 dereceydi. 90 derece ve şurada ikiz kenarlık var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. 1, 1 diye böldü. E burada diklendik çizilmiş oldu. Var mı yükseklik? Var. Yani şuraya bir h diyecek olursak. H kare eşittir. 1 çarpı 9'dan. H'ı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Evet H 3 çıktı. Benden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar şunlar da birbirine eşit değil miydi? Bak iyi ki eşitleri yazmışız. Eşit. E, x kenarlık çıktı burada da. E, bu x kenar üçgende de bir yükseklik çizsem bu yükseklikte tabanı iki eşit parçaya bölecek. Çünkü tabanla alakalı bir şeyler var burada. E, hocam şurada da bir dikdörtgen çıktı mı? 90 90 90 90 oldu burası. E, buraya kadar 8 1 daha 9. E, burası da 9. E, burası 3. E, burası da 3 oldu. E, burası da 3. Yani bizden şu isteniyor. Cevabımız böylelikle 6 yaptı. İkinci soru böylelikle Cehan oldu. Geldik 3'e. Şekilde dik bükülmüş benzer iki tel parçası verilmektedir. Evet 4'e 13 ken, 8'e bak kısa kenarlar uzanı. Yani bir üçgende bir tek üçgende benzerlik yok. Bütün şekillerde benzerlik var arkadaşlar. Bakın L yapılı bir telden bahsediyor. 4'e 13 benzerse benzerlik oranı. Bakın 1'e 2, 13 ise burası da kaç yapıyor o zaman? 26 yapacak arkadaşlar. Yazalım 4 burası 13 burası aklımızda kalsın. Bak 13 burası 13 olması aklımızda kalsın arkadaşım. Şöyle göstereyim hatta aklımızda kalmasın ya. Niye kalsın ki? Yazdık burayı. E hocam 90'lar var da dalalım alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Beta ise ters açıdan beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Beta'nın karşısı 4 iken beta'nın karşısı 8 oldu. Yani benzerlik oranı 1'e 2. E, şu uzunluk var ya buraya yoğunlaşalım. Alfa'nın karşısı A iken Alfanın karşısı burada 2A olur. E tamamı 13'tü. Buraya da 13 eksi A mı kaldı? Evet. Pisagor. 13 eksi A'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 2A'nın karesi diyeceğim ama hala buradan yapan var mı? Çok merak ediyorum. Hocam 8 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 kendidir. A yerine 3 yazarsam 6. Dikkat et 6. 3 yazdığımda burası da 10 sağlandı mı? Sağlandı. E hocam A3 ise tamam şurası 3. 3, 4 burası da 5 olacak. Bu yeşil uzunluk kaçtı? Şu yeşil uzunlukta arkadaşlar 26 diye bulmuştuk yukarıda. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2 demiştik. Bakın 26 idi burası. E o zaman burası da 26 ise yani x artı 5 artı 6 eşittir 26 ise buradan da x kaç geliyor arkadaşım? 15 geliyor. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? Üçüncü soru galiba. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle. Cihan oldu. Geldik 4'e. Paralellikler var mı? Birim karelerden var. Buradaki alanlar isteniliyor. Benzerlik alan ilişkisine gireceğim. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak hocam şunlar 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 birbirine eşit. E o zaman bunlar da birbirine eşit değil midir arkadaşlar şöyle temel oranttan dolayı şu paralellerden dolayı diken. Hatta şunlar da birbirine eşittir. E burada ne yapacağız arkadaşlar şu alanlar için içine girmiş benzerlik alan ilişkisi yapacağım. Hocam 1 bölü 2'nin karesi a iken 4a olacak tamamı 3a oldu. Hocam 1 bölü 3'ün karesi a iken 9a olacak o zaman buraya ne kaldı? 5A kaldı arkadaşlar. Böyle hatta bu böyle bunlar eşit olduğu zaman 1, 3, 5, 7, 9, 11 tek sayılarla gitmiyor muydu arkadaşlar? Gidiyordu. Ya da gittiğini şey yapmamak için böyle benzerlikten de şey yapabilirsiniz. 1 bölü 4 var hocam burada. Ee, şöyle baktığınız zaman 1 bölü 4 var hocam burada. 1 bölü 16. A iken 16 olacak. Buraya da 7A kaldı da diyebilirsiniz tabii ki. Ama biz bunu kısaca da şu şekilde 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gittiğinde ispatı, ispatıyla konu anlatımını da yapmıştık zaten. E, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle ben tüm alana bakalım arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9, 11'in toplamı 20, 27, 32, e, 32, 3 daha 35, 36. 36 alanını bulabilirim ben. Nasıl bulurum? Tabanımız kaç? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Çünkü birim kareli zeminine oluşturmuş. Bir kenara bir birim olan kareler arkadaşlar. Tabana ait yükseklik belli mi? Belli. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. 6 birinde burası. 5 çarpı 6 bölü 2 eşit değil mi? Evet eşit. O zaman buradan A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 30 bölü, 30 bölü 2'den 15. A da buradan 15 bölü 36 yaptı. Yani 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 12. 5 bölü 12 geldi. Bizden ne isteniyor? 14 A isteniyor. O da 14 çarpı 5 bölü 12'den 2'ye bölsen 7, 2'ye bölsen 6. Bu da 35 bölü 6 mı yapıyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 35 bölü 6 oldu. Yani dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik 5'e. Evet açılar eşit işte verilmiş. Sanki hocam şu üçgenle şu üçgende bir benzerlik varmış gibi duruyor. Ama hiçbir yerde açı maçı bir şey yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Tek bir açı varsa kenar açık kenar var mı diye bakacağım. Çizginin kollarında maalesef öyle bir durumda yok burada. Çizginin kolları da yok. O zaman ne yapacağız? Farklı bir şey düşüneceğiz arkadaşlar burada. Nasıl bir şey düşünmeliyiz? E burada 2'ye 6 aslında bir oran var burada. Oran şuradaki oranı düşünmeliyiz. 2'ye 6'ya var. Hani oranlamanın olduğu yerden ne yapıyorduk? Paralel çiziyorduk. Ya böyle paralel çizeceğiz ya da aşağı doğru çizeceğiz. Hangisi daha mantıklı arkadaşım diye sorsak. Hocam aşağı doğru en azından şöyle bir üçgende oluşmuş oluyor. Ben ne yaptım? Oran mantığını kullandım. Bu oranın mantığını kullandım. Şöyle 1'e 3 mantığını kullandım. Paralel çizdim. Paralel çizince çizgi ise burası da çizgi oldu mu? Yöndeşitten dolayı oldu. Aa ne çıktı? Çizgiye çizgi. İkiz kenar çıktı o zaman burada. O zaman burası x. E artık temel orantı yapabiliriz. İşte amacımız zaten paralel çizmekte amacımız da oydu. Temel orantıydı. 2 bölü 8 eşittir x bölü 12 mi olacak? Temel orantıdan dolayı. Evet. E, sadeleştir sadeleştir 4. 4 x eşittir 12 ise x'i de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz arkadaşlar. Güzel bir soruymuş. Beşinci soru. Böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik altıya. Aşağıdaki çizimler sırasıyla yapılıyor. Bir ABC üçgeni çiziniz. Hadi bakalım çizelim şöyle bir ABC üçgeni. Rastgele bir ABC üçgenini çizdik. Sonra ne diyor? D AB üzerinden bir D al diyor. Şuradan bir D noktası alayım. E, e, e de AC üzerinden olsun diyor. E de buradan olsun diyor. Ve şunu şöyle birleştirdiğinde ne diyor? BC'ye paralel DE çiziliyor. Evet şunlar birbirine paralel olarak verilmiş. Sonra B, ABC'nin açı ortayıymış. BE'yi çizdim. ABC'nin açı ortayı olduğunu gösteriyorum. Şöyle sonra da bunlar paralel ya arkadaşlar paralel olduğu için direkt Z'den dolayı burası nokta açısı oldu mu? Oldu. Şurada bir ikizkenarlık çıktı dikkat edin. Sonra ne diyor arkadaşlar? E'de de ABC'nin A, B, Aa, E, B'nin pardon yani şurada kaçtı da nokta açısı diyor arkadaşlar bize. E şurada bir açıları yazalım isterseniz. Alfa 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 alfa. Hocam iki iç açı bir dış açıdan burası iki alfa yaptı. Ya da bunlar paralel yöndeşitten iki alfa ise iki alfa. E hocam burası da alfaysa ise yöndeşitten dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. E şimdi ne yapacağız? Aa burada da alfa alfa çıktı. Şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Dur bakalım Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 10 vermiş. Adana Ceyhan hattını kaç vermiş? 15 vermiş arkadaşlar. Ya burada ne yapacağız? Bir temel orantı var gibi duruyor arkadaşlar. Ama Açıları niye verdi o zaman? Alfa alfa açı ortaylarını niye verdi? Büyük ihtimal temel orantıdan çıkmayacak. Bir gösterelim isterseniz. Hocam burası xken. xken x kenarlıktan dolayı burası da x. Değil mi? Sonra buraya 10 eksi x kaldı. Hocam 10 eksi x'e x var. Burası 10 eksi x'in k katı iken. Burası da x'in k katı deriz. Şu x'in toplamı kaç yapacak? Bu x'in toplamı 15 yapacak. Ha buradan şeyi bulabiliriz biz. Ne derler ona? K'yı bulabiliriz. E K'yı bulduktan sonra bir işimize yarayacak mı? yarar tabii ki. Temel orantı demek ki kullanılıyormuş arkadaşlar. E burada 10 eksi x'e x oran var. Burada da 10 eksi x'in k katıysa burası. Burası da x'in k katıdır. Şu x'in topla bakalım ne geliyor arkadaşlar. Ben bir an temel orantıdan çıkmayacakmış gibi hissettim. Şurası e, 10k eksi xk değil mi? 10k eksi xk artı bir de burada xk var. Eşittir 15 olduğundan dolayı şunlar birbirine gitti. K'yı buradan ne buluruz? 15 bölü 10 olarak buluruz. 5'e böl 3, 5'e böl 2. K'ya 3 bölü 2 bulduk arkadaşlar. E o zaman bizden ne isteniyor? B ve D'nin oranlaması isteniyor. Bitti. Burası XK iken burası da XK değil mi? Şuraya oranlayacak olursak arkadaşlar BE. BE neredesin şurası? XK bölü ne isteniyor? DE. DE de X değil mi arkadaşlar? Yani bizden K isteniyor. E zaten K'yı biz ne bulduk? 3 bölü 2 bulduk. E cevabımız o zaman ne oldu? Balıkesir oldu. Eğer temel orantı kullanması çıkmasaydı arkadaşlar burada ben ne yapacaktım? Açıya dalacaktım. Yani e, büyük üçgen işin içerisinde var diyecektim mesela. Benzerlik uygulayacaktım. Ne yapacaktım? Büyük üçgende alfaya 2 alfa ve şuradaki açı ortak açı mesela. E, burada da alfa 2 alfa bu e, benzerlik oranı bak bakacaktık. Alfadan 2 alfaya geçiş 2 bölü 3 falan diyecektik ama gerek yok. Paralellik olduğunda ilk etapta tabii ki temel orantı kullanmak en mantıklı harekettir. Baktın çıkmadı o zaman açılara dalıp benzerliğe kullanırsın. İsterseniz o benzerlikten de yapabilirsiniz. Hatta hocam alfa iki alfalık burada da bir üçgen var. Bakın şu üçgenlerdeki benzerlikten de belki çıkabilir. Bilmiyorum denersiniz ama direkt temel oranından sonuca ulaştık arkadaşlar. Evet böylelikle 6. sorunun cevabını ne bulduk? Balıkesir bulduk. Geldik 7'ye. Eş olan ABCD ve EFGH dikdörtgen levhalar düzlemseldir. ABCD dikdörtgeni yer düzlemine dik olan duvara EFGH dikdörtgeni de ABCD dikdörtgenine şekildeki gibi dayandırılıyor. Evet 2 alfa verilmiş. Alfa verilmiş. 8, 10. Hepsi şekil üzerinde var galiba. Bir de 14 verilmiş. CHBK doğrusal olduğuna göre dikdörtgen levhalarının uzun kenarı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Hocam bir kere bu doğrusalmış. Burası 90 derece. Hocam burası 8, 10 üçgeninden burası ne çıktı? 6 çıktı. E hocam 2 alfa 90. Ben buraya beta dersem. Yani 2 alfa ile beta'nın toplamına ne dedik arkadaşlar? 90 derece dedik. O zaman burada beta 90 ise burası da 2 alfa mı yaptı? Evet. A ne çıktı burada? Hocam alfa ile neyin toplamı 2 alfadır? Tabii ki alfanın. Burada bir ikiz kenar çıktı. 20 ise 20. E benden uzun kenar isteniyor. Burada nasıl bir hamle yapmalıyım? Hmm. Hocam normalde ikiz kenar taban uzunluğu yok. Yükseklik çizmeyelim diyebilirsiniz aslında ama hocam ikiz kenar ya taban isteniyor. Tabanına ait yüksekliği çizebiliriz. Belki buradan bir çözüm çıkabilir. E çizdiğimiz zaman alfa 90 beta mı diyeceğiz? Hayır. 2 alfa ile beta'nın toplamı 90'dı arkadaşlar. Buraya ne kaldı? Alfa artı beta kaldı o zaman. 2 alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğundan dolayı. E hocam burası da şey yaptı ama alfa ve alfa artı betalık bir dik üçgen yok. 90'larda havada düşüyor. Demek ki buradan çıkmayacak arkadaşlar. Benzer bir yapı bulamıyorum burada tabana ait yükseklik çizerek. Ama şunu yapabilirim aslında ya. Hocam bu alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kuralım deyip oradan bir işlem yapabiliriz aslında. Ben buradan bir yol göstereceğim ama bir yolda şu an fark ettim. Oradan çözmek daha mantıklı gelecek aslında. Hocam ben alfa ve iki alfa arasında bir benzerlik falan kuramadım. O zaman alfa ile iki alfa arasında nasıl yapmalıyım? Şuradaki alfayı şey yapabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? Bir alfa alfa diye parçalayabiliriz. Parçaladığımız zaman alfa alfa. İki iç açı bir dış açıdan burası alfa artı beta yaptı. A burada hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu deyip bu üçgenlerdeki benzerlikten sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yol bu olsun. Bu da tabanı keş parçaya veriyordu. Bu arada açı ortayı da kullanacağız burada. Koldaki oran 3'e 5. Hocam burası 3K iken burası 5K tabandaki oran 8K 8 ise K1 yani burası 3 çıktı. E o zaman burada dikkat edin arkadaşlar. Alfa artı beta'nın karşısı isteniyor bizden. Onun 6'nın x oranı bakın. Alfa artı beta'nın karşısı 6'nın alfa artı beta'nın karşısı x oranı eşittir. 90'ın karşısını oranlamak zorundayız. Çünkü buradaki üçgende 90'ın karşısı var arkadaşlar. 90'ın karşı 3 6 3 kök 5 oranı 3 kök 5'in buradaki 20'ye oranı diyeceğiz arkadaşlar. E o zaman burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman ya da x'i direkt yalnız bırakayım. bunu buraya atalım bunu buraya atalım. 20 çarpı 6 bölü 3 kök 5 yaptı. Şunlar sadeleşince 2 kaldı. E bu 40 bölü kök 5 45, 40 kök 5 bölü 5'ten 8 kök 5 gelir mi arkadaşlar? Gelir. Ama burası 8 kök 5 burası da 8 kök 5 Toplamda kaç geldi? 16 kök 5 gelir arkadaşlar. Ya bu yol bir ikisi tatmin etmeyebilir. Ben ikinci bir yoldan çözeyim isterseniz arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İkinci bir yol. Şimdi ne dedik? 2 alfa 90 ise burası beta dedik. Beta 90 burası da 2 alfa dedik. X kenarlığı bulduk aslında burada. 14 ise burası da 6 dedik. Ve X kenarlığı bulduk. Alfa ise alfa dedik. Sonra 20 ise burası da 20 oldu. Hocam ben buradan dik çizerek böyle benzerlik direkt oluşmadı. Ne yapacağım o zaman? Bir x isteniyor. X'i bulmak için ne yapmak lazım hocam? X'e ait bir 90 dereceye karşılık getirmek lazım. Onu nasıl yapabiliriz? Hocam şuradan bir dik çizebiliriz aslında. Şuradan diki çizdiğimizde a bak beta ile 2 alfanın toplamı 90 değil mi? 2 alfa 90 ise burası da beta mı yaptı? Evet. Bak şimdi senin şuradaki üçgenle beta'ya 2 alfalık 6, 8, 10 üçgeninde Hocam şuradaki üçgen yani burası kaç? 20 yaptı. Beta 2 alfa 90. Şuradaki üçgenin benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı 20. 1'e 2 oran var. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı direkt burası 12 yapar. Ee, şekil biraz hatalı çizilmiş o zaman. Bu 12. Bu, hocam buraya kadar 10 ya. Bu sol tarafta olması lazım. Evet. Bunun bu dikdörtgenin biraz daha yukarıda olması lazım. Çizilen dikin bu tarafa gelmesi lazım ama önemli değil. Boş verin. 2 ee, alfanın karşısı 8 ise buradaki 2 alfanın karşısı da kaç yapacak? 16 yapacak. Dikkat edin. Şurası 16. Dik kenarda. Burası kaç? 32. 16'ya 32. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 16 kök 5 gelir arkadaşlar. Bu da diğer bir çözüm yöntemi. Sadece bu dik burada değil de şu dik bu dışarı doğru düşecek. Bu 12 olmasından dolayı arkadaşlar. Tamam. Ee, bu dikdörtgen biraz daha yukarıda çizilebilirdi ama şekil o zaman baya da karışırdı. Neyse. Evet gençler size iki farklı çözüm yaptık. Daha ne olsun ya cevabı da 16 kök 5 bulduk. Böylelikle ÖSYM tadında sorulardan altıncısını da bitirmiş bulunu bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bu konunun benzerliğin son e, videosunda son testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.